Özgür Bey dün meclis bildirisine imza atmadınız. Sorumluların arkasına hizalanmayacağız diyerek ayrı bir bildiri yayımladınız. Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılarınız vardı. Hem tepki çekti hem destek gördü bu tavrınız. Neler söylemek istersiniz? 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. Geldiklerinde yılda 3 tane şehit vardı. Şimdi bir gecede 6 şehit, ertesi gece 6 şehit daha. Ve şehit veriyoruz. Yoksul evlere, badanasız, boyasız evlere, biriket evlere, bazen camı olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra mecliste bildiri yayınlıyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofonla siyaset yapıyor. Ve mesele kapanıyor bir dahaki şehide kadar. Ben artık burada yokum. Biz artık burada yokuz. Şehit haberleri peşi sıra gelince şunu söyledik. Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin. Sonra bildirimi imzalayacağız. Ortak tavır mı takınacağız? Yanlışı, hatayı gidereceğiz. Bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız? Bunu hep beraber konuşalım. Yanıt, siz bildiriye imza atın. Öyle yağma yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5000 tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriyi imza atıyoruz. Onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor. Bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz. Bugün saat 11'de bekledik. Meclis açıldı. Mecliste bakan vardı, Mehmet Şimşek. Soruldu hükümet bilgilendirilecek mi diye. Hayır dedi. Ve şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor mecliste. Sormak istiyoruz. 20 aydır pençe kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa niye oradayız? Ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz. Pençe kilit operasyon bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz. Pençe kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Ve bundan sonrası için, yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bölgeden bazen şehitlerimizi geri çekerken bile diğer silah arkadaşlarının şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimizdir. Bundan sonra da şunu söylüyoruz. Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayışla ana muhalefet partisi biz ne yaparsak yapalım bizimle birlikte imza atar. Atmayız. O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz. Bir başka siyasi partiden bir sözcü demiş ki bu metinde ne var da imza atmadınız? Ne var da siz imza attınız? Bir öncekinden ne farkı var da imza attınız? Bir önceki şehitle bugünkü şehit arasında bir fark var mı? O günden bugüne ne değişti de imza attınız? Veya o bildiriye imza atmak yerine bizlerle birlikte çok daha etkili bir muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında hizalanıyorsunuz? Neden iktidara güç veriyorsunuz, nefes oluyorsunuz? Onlar bu ülkeye güç mü veriyorlar? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı? O yüzden bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ezbere bir muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkede haklıyı, biz bu ülkede mazlumu, biz bu ülkede mağduru, biz bu ülkede şehit ailesi ise şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ezbere bir siyasetle iktidarlarını sürdürenler bundan sonra otursunlar kendi durumlarını düşünsünler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nettir, durumu nettir. Özgür Bey, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de üst üste paylaşımları oldu. Sizin ortak bildiriye imza atmamanızı utanç verici bir durum olarak nitelendirdi. Bir yanıtınız olacak mı? Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için
ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim attığımız, imzaladığımız bildiriye bak. Bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın muhalefet partisi olarak, ana muhalefet olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bizim sorumluluğumuzu hatırlatmış olmamız. Senin şaşırdığın bizim bugün Milli Savunma Bakanı'ndan bilgi istiyor olmamız. O bilgilendirmeyi yapamayacak bir acziyetteyseniz benim Ömer Çelik'e söyleyecek sözüm yok. Ömer Çelik bundan sonrasını kendisi düşünsün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle mücadele konusunda en ufak bir sıkıntısı, en ufak bir tavizi, en ufak bir eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.